Siz şimdi bu muhabbeti boş verelim. Çok konuştuk da asıl bomba... Ne? Ya Durucuğum ya, yumurtayı kırarken kabuğunu ne güzel içine düşürdün. Bir yumurta ya, bir yumurta. Daha önce Şimdi mi kırdı? Evet, içine düşürdü kabuğunu. Kontrol ettin mi? Var mı içinde bir şey? Hayır yok, kontrol ettim. Sıkıntı yok. Dudu, şanslısın bugüne. Evet, çok şanslıyım. Elin yatkındır senin hamur işlerine falan. Gayet yatkın. Evet, göreceğiz Dudu seni. Gerçi yumurta kıramıyorsun ama... Yumurtayı hassas olduğum için kıramıyorum. Onun dışında bir sorun yok. Hassas olduğum derken? Tiksiniyorum, bu beni rahatsız ediyor. Yemek programına katılıyorsun. Bilmiyor musun, yumurta da olacak, o da olacak, bu da olacak. Sonuç olarak kırdım mı kırdım. Yaptım bunu başarabildim. İkinciyi kırdım. Bir de bakalım ikinciyi kırabilecek misin, hadi. Tamam bakalım. Dudu. Efendim? Dün kayınvalidenin kayınvalideler odasında söylediğini duydun mu? Bahsetti mi sana? Ne söylemiş? Ay VTR'yi izleyelim, ben anlatmayayım. Anlatır mısın lütfen? Yok yok, dur izleyelim. Bomba yine Zeynep'ten. Görümceyle Dudu'nun arası nasıl peki? Ayarlamışlar. Ya şu anda iyiler. İyiler de ilk önce kızım kabullenemedi Dudu'yu. O bir geline alışmıştı. Bak gelin diyor gelin. O bir arkadaşı mı? Hala gelinim diyorsun. Arkadaş gibi olmuşlardı. Arkadaş gibi olmuşlardı. Aa, Dudu'yu kabullenemedi mi? İlk önce kabullenemedi. Kızınız diğer eski sözcüsüyle görüşüyor mu hala? Oğlunuzun. Dudu'ya da söyledi, ben bak ömür boyu ondan görüşürüm dedi. Aa. Yani bitir, konuşma, umudu kesilsin, şudur budur diye bir söyledi. Dudu her şeyi düşünebilir o yüzden. Aynen, o daha artık evlendiler. Haklı. Evlendiler, o bizim gelinimiz. Bundan sonra onu üzmeyemeye şey yapalım. O kişi evlenip o mahalleden gitmeyince bu konu bitmeyecek. O da sözlendi. Heh. Eski gelinim. Eskiyi unut dedik eski yani. Eski gelinim demeyi unut. Tamam demeyeceğim. Öbür gelin diyor, öbür gelin. Öbür gelin diyorum ama ben. Öbür gelin. Öbür gelin derken sanki öbür oğlunun karısı gibi oluyor. Eski sözlüsü. Dilim sürtüyor. Eski sözlüsü. Dilin alışmış. Hala öbür gelin, öbür gelin deme. Dudu senin gelinin abi. Aynen yok. Kapıyı açtınız, karşınızda eski oğlunuzun eski sözcüsü. Ne yaparsın? Ne yaparsınız? İçeri alır mısınız? Ne tepki verirsiniz? Ama kapıdan da kovamam geleni. Alır mısınız içeri? Ama ne yapayım? Kimse yoksa alırım, Dudu yoksa alırım haberi olmadan. Mecbur yani kapıma gelmiş. Dudu. Gelmen hoş değil kızım. Gelinim duyarsa görürse. Onu söylerim görürse... zaten. İçeri aldıktan sonra söylerim ben onu. Ama içeri aldıktan almadan sonra. Kapıda yani, almadan ki kapıdan hemen. Yok, kapıdan söyleyemem. İçeri alırım diyorsunuz. İçeri şey. Alırım, konuşurum. Bir daha da olmamasını engellerim medeni şekilde. O da anlar. Gider, anlayışsız bir kız değildir. Ama... Ne demek ya? Ne demek benim eşimin eski sözlüsü gelecek, kayınvalidem evini alacak? Ne demek ya? Dudu, var mı böyle bir şey? Alacakmış. Yok böyle bir şey ya, Allah için böyle bir şey olabilir mi? Anne lütfen, böyle bir şey olabilir mi ya? Dudu artık var ya, sonsuza kadar kayınvalidesiyle oturur. Dudu ev annen, diye. Annen unutamamış. Eskileri unutamamış Dudu. Senin adına çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. İçim cız etti. Yapabileceğim yok. Eşimle konuşurum. Eşim zaten bu durumdan çok rahatsız oluyor. Hala gelinim diyor ya. İnanamıyorum ya. Eşim bu durumdan çok rahatsız oluyor. Gelinim diyemez ki. Gelin olmadı ki. Eski öteki gelinim diyor öteki. Sanki evlenip ayrıldı da. Evet. Demesi lazımdı ki eski kız ortada arkadaşı. Ortada bir resmiyet yoktu yani. Sözlüsü. Sorun da orada. Ben bu durumu eşimle konuşurum. Eşim gerekeni yapar. Şöyle ki, gerektiği yerde biz evimizi ayırırız. Gerekirse ömür boyu konuşmayız bile. Konuşmam, sen bayağı darıldın ben, galiba. Benim arkamdan böyle bir iş çeviren kadınla ben neden konuşayım ki? Neden görüşeyim? Dudu. İnanamıyorum. Ben sakin ol bence. Şimdi sen kayınvalidenle birbirinizi seviyorsunuz. Burada iyi görünüyorsunuz ya. Bence kayınvaliden senin eşinle aniden evlenme kararını... çok onaylamamış gibi görünüyor. Bence de, ben de öyle düşünmüştüm. Doğru. Hayır bir şey... Aklı kalmış yani sanki. Beni rahatsız eden durum bana çok ayrı konuşuyor. Burada çok apayrı konuşuyor. Ne hakla yani? Sana nasıl konuşuyor? Bana diyor ki ya işte biz unuttuk, boş ver konuşmayalım. Burada gelip de bana ekranın önünde dönüp de diyemez ki. İşte biz onu unutmadık, kapıma geldi. Burada unutmuş gibi durmuyor yalnız. Hiç bana unutmuş gibi, davranıyor. Bana bir de hayır çok iyi davranıyor. Nerede İkili oynayacak eskiyi hatırlayayım. İkili oynuyor. İkili mi oynuyor? Duydunuz mu? Dudu diyor ki kayınvalidem ikili oynuyor diyor Nuray Hanım. Evet duydum. Doğru söylüyor. Dudu şu anda bandır hiç de doğru söylemiyor. Ben ikili hayatta oynamam.
geldiği zaman o gelini kabul etmişsen bile konuşurum, gönderirim. Bir daha ömür boyu ben onun yüzüne de bakmam, o da benim yüzüme sen bakmaz. Sen burada öbür... Olmaz. Öbür gelini anlatırsan... Öbür gelini... Tamam. Gelin değil o artık, o gelin değil. O eski bir... sözlüsü değil. Şimdi siz Türk milletisiniz, kapınıza geleni defeder misiniz? Bak hiçbirimiz defetmeyiz, kapımıza geleni ağırlarız. Tamam, ama konuşur gönderirim ama ben de. Sen o gelinini bırakmış, yeni bir gelin almışsın. Tamam alırım, ama o gelinin konuşurum haklı gönderirim olarak... ama bu kadar da anlayışsızlık ama olmaz hayır, yani. Hayır olmaz öyle bir şey, alınmaz. Demez mi kayınvalidem? Ama evde oğlum yok kimseye, oğlum varken alsam haklısınız. Oğlum yokken benim evime gelmiş. Fark etmez ki oğlun olmuş olmamış. Yani İkili ben onu anlatırım şey gönderirim o geri yani. O zaman gelininizle böyle aranız açılacak. Yani. Gelininizle aranız açılacak o zaman işte. İstemiyor. Bence onu kapıdan göndermek en mantıklısı. En güzeli o. Yani gelininle kötü olacağım. Oğlunuzun mutluluğuyla oynuyorsunuz bak. Oğlunuza kalkacak gelin diyecek ki niye annen böyle bir şey yaptı, çocuğun evinin huzuru da kaçacak. Ama... O niye geldi? Peki bakayım onların huzurunu bozmaya mı geldi? İşte öyle geliyor, onlara gelmiyor. Ben onu anlarım, konuşurum, onu gönderirim ki ben bunlar mutlu olsun, hiç bir daha karnı aramasınlar diye. Hiç ben konuşma. Hiç konuşmam. Hiç. Yani. Bana bir daha gelme kızım de kapıdan yolla. Bak gelinin diyor ki evimi ayıracağım diyor, kayınvalidemden ayrılacağım diyor. Bunları duyduğu için çok üzgün. Sen vallahi ne diyorsun? Kendisi bilir, eğer beni kötü biliyorsa... Bugünden itibaren ayırabilir. Ama hiç öyle deme canım. Yok. Gelininle ama gayet ben, güzel bir şey geçiriyorsun. Ben çok güzel al. Geçiniyorum. Gönlünü zaten alırım ben onun. Bir an önce ayrı ev tutup ayrılacağım diyor ya. Vallahi kendisi bilir. Ben kendisini ikna etmeye çalışırım yani. Ben kötü bir niyetle söylemediğimi anlatırım. Konuşmadığımı anlatırım. Ama kendisini siz diyorsunuz tanıdığımdan ki beri kapıma gelmişse ne yapayım? Alırım ne yapayım? İçeri. Alır, güzellikle anlatır gönderirim diyorum ama ben onu hiçbir şey anlatma ki. Ne anlatacaksın? Anlatacaksın ama ne kaldı? Ama hadi genleri huzursuz bitmiş, ederse. Bitmiş, geçmiş, gitmiş. İşte bitmişse onun demek kafasında bitmemiş benim yanıma geldiğine göre. Ya oğlumun gelinimin huzurunu bozarsa ben onunla i̇şte güzellikle senin yanına konuşurum. Gelerek aslında tuzak kuruyor, huzurunuzu ha? Bozuyor. Ama işte ben de onu güzellikle söylerim. Sen de onun oyununa geliyorsun. Gelmem hiç. Oyununa gelmemek için onu bak, yaparım zaten. Şu düşünce bile gelininizi huzursuz ben etti. Ben gelinimi hiç huzursuzluk et, vermek istemem. Yani sizin onu içeri almanız bile ona, gelinizi huzursuz ona, etti. Ona ben anlatırım, o anlar. Beni tanıyor çünkü. Ne hakla ya? Yani nasıl bir mantıkla bizim evimize gelebiliyor? Annemin kapısına nasıl bir mantıkla geliyor? Vallahi ben bilemiyorum. Kayınvalidene sorman lazım. Bence de bir sor yani kayınvaliden ne demek istiyor? Neden böyle söylüyor? Yani kayınvaliden... Sonuç olarak... Çok istemiş. Kayınvaliden çok istemiş olabilir. Sonuç olarak ben kişiye bakarım. Doğru senin eşinle senin aranda ama kayınvalidene de biraz bence şey söyle yani. Yapma anne yeter artık de yani.